Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün yine karşınızdayız. Şunu kenara alalım. Hep unutuyor zahmet. Evet, hayırlı akşamlar. Ahmet, geriye doğru kim sayıyordu? 8, 7, Fatih mi sayıyordu? Galiba Fatih sayıyordu. Evet, hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz arkadaşlar. Geceniz hayır olsun inşallah. Şu anda Uğur Elektronik'tesiniz. İstanbul, Üsküdar. Emre. Emre mi sayıyordu? Tamam. Fatih, Emre, Okan. Ha, Fatih, Emre, Okan. Deminden beri geri sayıyorlarmış. 9, 8, 7 diye. Çok şükür arkadaşlarımız bizleri seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Bize selam gönderen tüm arkadaşlara aleyküm selam diyoruz. Biz de onlara selam gönderiyoruz. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda Uğur Elektronik'tesiniz. Benim adım Uğur Kulaç. Birçok kardeşimiz, arkadaşımız beni tanıyorlar. Benimle yeni tanışan kardeşlerimize kendimi tanıtayım. Benim adım Uğur Kulaç. Defineciyim. Özellikle vurguluyorum. Ben defineciyim. Defineci olduğumu, defineyle uğraştığımı hiçbir zaman gizlemedim. Hiçbir zaman da gizlemeyeceğim inşallah. Yaptığımız iş yüz kızartıcı, yasak, sıkıntılı bir iş değil. Avcılar nasıl avcıyım diyebiliyorsa rahat rahat, balıkçılar diyebiliyorsa balıkçıyım diye, biz de defineciyiz diyebiliriz arkadaşlar. Bunu gizlemenize, saklamanıza lüzum yok. Aslında bu gizleme ve saklama meselesi son günlerde bayağı bir bize sıkıntı olarak yansıdı. Birçok arkadaşımız, kardeşimiz bu konuyu dile getirdi. Buraya geldiler, aradılar, konuştuk, yazdılar bize. Definecileri hala daha kötü bir işle, böyle yasak bir işle, sıkıntılı bir işle uğraşıyor zannediyor toplum. Kısa bir anekdot size aktarayım. Birkaç hafta önce ATV Haber'den bir hanımefendi bana WhatsApp'tan bir yazı yazdı. Daha önce de bu hanımefendi bizimle bağlantı kurmuştu. Biz reddetmiştik. Tekrar bize yazdı. Tabii haberci olduğu için kendisi bizden defineyle ilgili bir haber talep etti. Ama talep edilen şey şu aslında, bir kazıyı görüntülemek istiyorlarmış. Kazılan bir yeri görüntülemek istiyorlarmış. Biraz konuşturdum kendisini. Anladığım şu, tabii atraksiyonlu bir haber peşinde bu hanımefendi. Kendisi ne diyorlar onlar? Televizyonda rating diyorlar, evet. Rating peşinde oldukları için böyle alengirli, atraksiyonlu, böyle karışık karmaşık bir haberin peşindeler. Bizden de öyle bir haber talep ettiler. Dedim bakın, ben defineciyim ve siz benden defineyle uğraşan insanları satmamı istiyorsunuz. Size satmamı, pazarlamamı, peşkeş çekmemi. Dedim kusura bakmayın. Bugüne kadar bana bu teklif çok yapıldı. Gizli kamerayla tarihi eser alışverişini görüntüleyelim. Gizli kamerayla bir define kazısını, bir mezarın açılışını, bir definenin çıkartılışını görüntüleyelim. Alın size şu kadar para diye bize çok teklifler geldi. Ben bunların hiçbirini kabul etmedim. Bu insanların amacı, bizim zaten adımız kötüye çıkmış, bizi daha çok rezil etme derdindeler. Tarihi eser kaçakçılığının başrolünde biz varız ya. O yüzden niyetleri tamamen bizi kefeye koyacaklar. Tefin üzerinde oynatacaklar. Planlar böyle. Ama ben şahsım olarak bugüne kadar buna müsaade etmedim.
hiçbir televizyon kanalında definecilerin kötüleneceği bir haberi yaptırmadım ve yapmadım. Belki hatırlarsınız birkaç yıl önce Habertürk'te şu anda TRT1'de olan hanımefendi Pelin Çift hanımefendinin bir programına katıldım ben. 3 saat sürdü. Aslında o programın da yapılma amacı define ve defineciliği kötülemekti ama maalesef beni davet ederek baltayı taşa vurmuşlardı. Ben hep söylüyorum. Uğur Elektronik olarak bizim farkımız şu. Biz defineciyiz. Biz definecilerin ne yapmaya çalıştığını, ne istediğini biliyoruz. Ama gelin görün ki şu anda insanlar arasında defineciler maalesef böyle her şeyini kaybetmiş, gözünü toprağın altına dikmiş, çalışmayan, tembel, beleş, ortada dolaşan, define bulacağım, zengin olacağım hayali güden insanlar olarak lanse ediliyoruz. Öyle tanıtılıyoruz. Böyle biniliyor toplumda defineciler. Ha bunun biraz da suçlusu biz miyiz? Evet, biraz da suçlusu biziz. Ama ben hiçbir zaman kendimi o kefeye koymadım. Hiçbir zaman şahsım adına da böyle bir şeye müsaade etmedim. Benim üzerimden kimsenin böyle bir prim yapmasına müsaade etmedim. İşte Uğur Elektronik'in farkı bu arkadaşlar. Biz defineciyiz. Yasak bir iş yapmıyoruz. Kanunların bize verdiği çerçevede biz cihazlarımızla arama yapıyoruz. Bulduk, kazı izni istiyoruz. Verirlerse kazıyoruz. Vermediler mi? Ha orayı bir şekilde yine kazıyoruz. Ben hep söylüyorum. Ruhsatsız kazı nasıl yapılır diye. Nasıl yapıldığını da anlatıyorum. Ha pas cihaz yapmışlar bizimkiler. Pas cihaz gösterecekler size biraz sonra. Ama başınıza gelene de katlanın ha diyorum. Madem böyle bir şeye tenezzül ediyorsunuz, başınıza gelene de katlanırsınız diyorum. Ben şahsım olarak bugüne kadar tarihi eserle alakalı hiçbir davada yargılanmadım. Tarihi eserle alakalı hiçbir şekilde başım bir sıkıntıya gitmedi. Size de tavsiyem bu yönde arkadaşlar. Hani bir söz vardır. At binenin, kılıç kuşananındır. İşinizi düzgün yapın. Legal veya illegal hangisine tenezzül etmişseniz, hangisini yapacaksanız bu işin sonunda başınıza gelenleri lütfen öğrenin. Başınıza gelecek olanları. Ondan sonra bu işe girin. Şükürler olsun bugüne kadar birkaç defa başıma sıkıntılar geldi. Telefon dinlemelerim oldu, takip edildim, teknik takibe girdim. Kaza alanında yakalandım. Ama hiçbir zaman tarihi eserle alakalı bir sıkıntı yaşamadım. Size de tavsiyem o yönde. Önce yapacağınız işi öğrenin. Bu televizyoncu hanımefendiye güzel bir cevap verdik. Dedik kusura bakmayın. Bizde size göre haber yok. Ben ekmeğini yediğim insanlara, selam verdiğim insanlara, kardeşim dediğim insanlara ihanet etmem. Onların yaptığı çalışmaları da gizli, saklı, kimseye görüntületmem. Bu böyle biline arkadaşlar. Bizimle alakalı sağda solda konuşan bazı dallamalar varmış ya. O dallamalara ben buradan sesleniyorum. Bakın, Uğur Elektronik define kökenlidir. Definenin geliriyle kurulmuştur. Bak aleni söylüyorum. Ben bu topraklarda kazandığımı bu topraklarda yerim arkadaş. Eğer beni arazide yakalayacak olan varsa gelsin yakalasın. Bak gelsin yakalasın. Kanunsuz bir iş yaparken beni yakalarsa buyursun yakalasın. Arazide cihazla arama yaparken sit alanı, mezarlık, askeri bölge, şahıs arazisine izinsiz girmediğiniz sürece lütfen cihazlarınızı kimseye teslim etmeyin.
Aziz Allah. Teslim edecekseniz de tutanakla teslim edin. Sizi hangi suçtan yakaladıklarını, cihazlarınızı anayasadaki, kanunlardaki hangi suça istinaden aldıklarını yazsınlar, imzalasınlar, öyle teslim edin. Ve o evrağı bana getirin, ben bu işin peşine düşeceğim, söz veriyorum size. Lütfen, biz terörist değiliz. Biz arsız, hırsız değiliz. Bakın, tarihi eser kaçakçılığının her türlüsüne karşıyız. Biz altın avcısıyız. Biz altın avcısıyız. Biz altın peşindeyiz. Bulduk, müzeye götürürüz. Müze şimdi veriyormuş parasını. Bulduk, başımıza gelene katlanırız, eritiriz. Ama lütfen tarihi eserlere bunları yapmayın. Heykelleri, bakın heykelleri metal veya taştan olsun, yapıları tahrip etmeyin. Onlar bir işinize yaramaz. Bak onlar bir işinize yaramaz. Biz yakın dönem Çin altın ararız. Sikke ararız. Geçer Akçe, Hamidiye, Reşat. Eski dönemlere ait olanları bulduk. Götürürüz abi, veririz, paramızı alırız. Evet. Şu anda Türkiye'de gerçek anlamda define ve definecilik adına hizmet eden birilerini arıyorsanız, ister cihazlar hususunda, ister işaretler konusunda, isterseniz bu işin hani şehir efsanesi olmuş kısmı var ya, tılsım, Uğur Elektronik'ten her türlü faydalanabilirsiniz. Biz tüm bilgimizi size aktarıyoruz. YouTube 2 kere kanalımızı durdurdu. Biz şu anda yine Uğur Kulaç diye bir kanalımızla devam ediyoruz. Bu videoları yayınlayacağız ömrümüz yettiği güne kadar. Sizden de tek bir şey istiyoruz. Bu kanalımıza lütfen destek olun. Bu videoları paylaşın, beğenin, abone olun ve daha fazla insana ulaşmasını sağlayın. Birçok insan geldi buraya, birçok insan arıyor, birçok insan yorum yazıyor. Hepsi teşekkür ediyor. Eksiklerimiz varsa tamamlıyorlar. Yanlış gördükleri yeri düzeltiyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Düzgün bir şekilde tenkit edilmeye varız. Hatalarımızın veya eksiklerimizin düzeltilmesine varız. Ama edepli bir şekilde. Çok bilmişlikle, edepsizce bize yazanlara yazdıkları gibi karşılık veririz. Buraya gelen herkes Allah'ın adıyla gelir, selam verir, kucaklaşır, oturur, sohbet eder, çayını içer, çorbasını içer, dertleşir, derdini anlatır, yardım ister ve gider. Muhabbete gelen muhabbetle karşılanır, kavgaya gelen sopayla karşılanır. Anladınız mı arkadaşlar? Uğur Elektronik'in çizgisi böyle maalesef. Benim niyetim ve amacım, defineci olduğum için sizlere yardım etmek, elimden geldiğince, gücüm yettiğince, bilgi aktarmak. Ama lütfen sizden de rica ediyorum, çok sabırsız olmayın. Ben de bir insanım, bunu sakın unutmayın. Benim de ailem var, çocuklarım var. Onlara da zaman ayırma mecburiyetim var. Bugün, dünden beri biraz da rahatsızım, kırgınlık var. Üstünüze afiyet. Çok fazla yaşım da artık 48'e 49'a geldi. Yaşlanıyoruz. Eskisi kadar genç de değilik. Arazide beni geçiyor bu herifler. Çok fazla aktif olamıyorum maalesef. İşaretler konusunda zaman buldukça yine bakmaya başladım. Yazmaya başladım. Canınızı sıkmayın. Hepsine tek tek cevap vereceğim inşallah. Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar. Gelelim konularımıza. Bende konu bitmez biliyorsunuz. Bende mevzu bitmez. Defineci olduğumuz için bizim çok geniş bir yelpazemiz var. Görüş alanımız ve ufkumuz çok geniş. Ve bu topraklar bunun için uygun. Evet. Türkiye'de şu anda 137 tane firma cihaz satıyormuş. En son Ahmet'in bana verdiği bilgiye nazaran.
Ona istinaden söylüyorum. Bu firmaları tek tek incelemiş çocuklar. Hangi ildeler? Sahipleri kim? Ne tür cihazlar satıyorlar? Defineciler mi? Değiller mi? Ne tür bir geçmişleri var? Bu bilgilere ulaşmışlar. Bunun yanı sıra internetten firması olmadığı halde ürünler satanlar da varmış. O bilgilere de ulaşmışlar. Hepsini listelemişler. Şimdi bu bilgiler bizde duruyor. Niye bunu anlatıyorum size? Önceden uzak illerdeki insanlar İstanbul'a gelmiyorlardı. Zorlanıyorlardı gelmekte. Biz çok zor satış yapıyorduk. Şimdi artık hizmet ayaklarına gitmiş. Hemen hemen her ilde neredeyse bir dedektör satıcısı var diyebiliriz. Hatta birden fazla olanlar da var. Size tavsiyem şu arkadaşlar. Şu anda Türkiye genelinde bu işle uğraşan birçok insan var. Bunun hakkını verenler de var. Bu işin suistimal edenler de var. Ben Uğur Kulaç olarak, aynı zamanda bir dedektör satıcısı da olarak sizleri bu konuda uyarıyorum. Cihaz almak istiyorsanız, bakın cihaz almak istiyorsanız, definecilik yapmak istiyorsanız, lütfen bu işi hakkıyla yapan insanları bulun, firmaları bulun ve onlardan alın cihazlarınızı. Muhakkak ki kulağınıza gelmiştir. Birçok insan maalesef dolandırılıyor, kandırılıyor. Adam diyor ki cihaz aldım, artık arıyorum telefonumu açmıyorlar. Gidiyorum benimle ilgilenmiyorlar. Cihazı bana tarif etmiyorlar. Cihazdaki sıkıntıları anlatıyorum, beni suçluyorlar. Bu tür sıkıntılar yaşayan çok arkadaşımız var. O yüzden lütfen piyasadaki bu işin ehli olan insanları bulun. Şu anda internet üzerinden birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bunların tabii birçoğu yalan yanlış da yine de ulaşabilirsiniz. En azından zahmet edin, gidin, görün bu firmaları, konuşun. Göz göze gelin adamlarla. Ondan sonra karar verin. Kandırılmayın. Benim telaşım bu. Evet arkadaşlar. Şu anda biz kendi cihazlarımızı satıyoruz ağırlıklı biliyorsunuz. Türkiye'de derin aramayla alakalı dedektör yapan şu anda tek firmayız diyebilirim. Ayrımlı, derin arama kabiliyetine sahip, boşluğu bulabilen metal dedektörlerini şu anda Türkiye'de sadece Uğur Elektronik'in imal ettiğini söyleyebilirim. Tabii bazıları şimdi zıplayacak. Biz de yapıyoruz, bu tür cihazlar bizde de var falan. Evet, şu anda Türkiye'de bazı firmalar da cihazlar yapıp satıyorlar. Gerçekten hakkıyla yapanlar da var bu işi. Ama hep şikayet ediyorum ben. Yine bir defineci olarak şikayet ediyorum. Bir dedektör firmasının sahibi olarak ayrı zaten şikayetim de. Bakın, ayrımsız cihazları, boşluk bulmayan cihazları, derinlik tespiti yapamayan cihazları insanlara ayrımlı, boşluk bulabilen, derinlik tespiti yapabilen cihazlar diye de satıyorlar. Lütfen bunları ayırın artık birbirinden. Pulse cihazlarla VLF'ler arasındaki farkı lütfen ayırın. Arkadaşlar, bu ay içinde, Şubat ayında bazı videolar atacağız biz. Altın ayrımıyla alakalı. Altının tespitiyle alakalı. Hem de öyle bilezik milezik değil ha. Şöyle 15-20-25 kilo kadar. Bak şimdiden söyleyeyim. Nasıl gördüğünü toprak altında göstereceğim size bunları. Ayırarak nasıl gördüğünü cihazın göreceksiniz. Arkadaşlar. Evet. Şu anda biliyorsunuz görüntüleme sistemleriyle alakalı da bize çok sorular soruluyor. Biz Konrad'ın görüntüleme sistemlerini satıyoruz. Hala da satıyoruz, haberiniz olsun. Bunun yanı sıra bizden radarlarla alakalı talepler olmaya başladı. Uzun bir süredir vardı da artık arttı, öyle diyeyim size. Radarlarla alakalı biz de yurt dışındaki bazı firmalarla görüşme yaptık.
görüşmelerimiz sonuçlanmak üzere. O cihazlardan da yakında satış için Türkiye'ye getireceğiz. Yakın bir zamanda. Tabii benim defineci olarak şahsımın o cihazlarla alakalı endişeleri var. Hala daha. Ben bunu ara ara dile getiriyorum. Videolarda da dile getirdik. Kil tabakasına ıslak zemine takılmasıyla alakalı endişelerim var. Ama firmalar artık bu endişelerimin giderildiğini, yani artık bunu da hallettikleriyle alakalı bazı söylemlerde bulundular bana. Ve bana numune birkaç cihaz gönderildi. Şimdi o cihazlar arazide test ediliyorlar. O testlerden bir geçsinler. Yani size satmadan önce ben bir kullanayım. Benim testimden bir geçsinler. Çünkü ben sizi önemsiyorum. Bakın sizi önemsiyorum. Size cihazı verdiğim an başınıza gelecekler önce benim başıma gelmeli. Ben onun çaresini bulmalıyım. Beğenmeliyim ya da yok arkadaş bu benim işime, benim müşterim işine yaramaz deyip geri göndermeliyim. O yüzden önce benim testlerimden bir geçsinler. Radarlar düzgün kullanıldığında, toprağa kazdın, metali gömdün, görürler. Ayıramazlar ama görürler. Böyle bir özellikleri var. Tabii kullanımları biraz sıkıntılı. Bu sıkıntının giderilmesiyle alakalı, işte yazılımsal anlamda yorumlanmasıyla alakalı, sadeleştirilmesiyle ilgili de görüşmelerimiz var firmayla. Ha, ben bu konuda sıkıntılı değilim. Neden? Benim bir mühendis kadrom var. Jeofizik mühendislerinden oluşan bir kadrom var. Yakında o kadroyu da göreceksiniz arkadaşlar. Bizi sadece burada 15-20 kişi olarak görmeyin ha. Biz buzdağının üst kısmıyız burada. Bizim altımızda buzdağının büyük kısmı var. Daha onu kimse bilmiyor. Hani diyor ya, saçlarıma bakıp beni değirmenci mi zannettin? Bakın, sadece beni görüyorsunuz ya, Uğur Elektroniği sadece ben olarak kabul etmeyin. Hoş, ben olarak da kabul etseniz sıkıntı yok. Ben tek başıma yeterim onlara da. Aslında çok büyük bir kadro var altımızda. Yakında o kadroyu da göstereceğiz size. Rezistivite, mikrogravite, gradyometre, gerçek gradyometre ama, manyetometre ve radarlarla alakalı uzman bir kadrom var benim. Kullanımlarıyla alakalı. Hangi cihazı verirseniz verin ellerine, anında size kullanımını yaparlar, verileri yorumlarlar. Bu kadroyla uzun süre geçirdim ben arazide. Çocuklar, arkadaşlar, kardeşler, bu şahıs, bu gördüğünüz adam gerçekten bu işin çilesini çekti. Şu anda ekibimizde çok güzel cihazlarımız var. Çok güzel mühendislerimiz, kadromuz var. Ve biz gerçekten Türkiye'nin birçok yerinde, bakın Türkiye'nin birçok bölgesinde, dağlarında, yaylalarında, ormanlarında dolaştık. Hem madencilik yaptık ve hem de define aradık. Ve birçok cihazı kullandık. Şu anda piyasada satılan definecilere, aslında onların atalarının ne olduğunu, hangi cihazlar olduğunu çok iyi biliriz. Definecilere uygun hale getirildi, definecilerin kullanımına uygun hale getirildi söylemi var ya, o aslında işin hikaye kısmı. Bu cihazların içindeki bazı özellikler alınarak, bu cihazların içindeki aslında olması gereken birçok yapı dışarı çıkarılarak yalın halde sizlere veriliyor. Bakın yalın halde veriliyor. Şu anda radar diye Türkiye'de satılan, yeni yapılmış Türkiye'de satılanların 1-2 metrenin çok daha altına gittiğine inanmayın. Ve dikkat edin, sert zeminlerde. Bir asfaltın üzerinde çekimler yapılıyor. Logar, yani o kanalizasyon, bir sert zemin üzerinde gösteriliyor. Şu ana kadar daha bir ormanda, sürülmüş bir tarlada, bak buradan tüyo vereyim arkadaşlara. Eğer o cihazı satmak istiyorsanız, onu sürülmüş bir tarlada bir boşluk bularak, bir ormanın içinde ağaçların çok olduğu bir boşluk bularak deneyin. O zaman satarsınız.
Ama asfaltın altındaki logarları bularak satamazsınız. Bu defineci onu yemez. Haberiniz olsun. Ben sizi uyandırayım. Uçurtma başlık, kare başlık definecinin işine yaramaz arkadaşlar. Lütfen. O kocaman devasa başlıkları bu milletin eline verip de adamları tören kıtasının önünde bayrak taşıyan asker gibi araziye salmayın. O kocaman başlıklarla yormayın bu insanları. Bu adam bu başlıkları ormana, çalıya sokamaz. Define dağda, taşta, bayırda, ormanda, yamaçta. O koca başlıklarla ne aratıyorsunuz bu adamları? Topraktan etkileniyor bu cihazlar. Pals bunlar. Boşluk bulamazlar. Metali bulsa da ferro non ferro derler. Her yeri kazdırmayın bu adamlara. Evet arkadaşlar. Yakında radarlarla ilgili size detaylı bilgiler vermeye başlayacağız. Cihazların denemeleri de bitsin. Videoları da çekiliyor şu anda. Onları da göstereceğim size. Evet. Görüntüleme sisteminin her türlüsü. Rezistivite, radar, manyetometre, yani namı değer gradyometre oldu artık Türkiye'de. Onların hepsi Uğur Elektronik'te mevcut olacaklar yakında. Şu anda görüntüleme sistemleri mevcut, satıyoruz. Geri kalan kısmı da yakın zamanda firmada teşhir edilecek inşallah. Dedektör olarak biz ağırlıklı kendi imal ettiğimiz, arkadaki kuzuları görüyor musunuz? Bakın yatıyor orada kuzular. Goldfinder, Uğur Elektronik ürünüdür. Unutmayın. Marka bize aittir. Bizim yalancı müdürün yaptığı Goldfinder çakmadır arkadaşlar. Lütfen itibar etmeyin. Aynı zamanda alan taramalar. Benim sıkıntılı olduğum aletler. Hala daha nasıl çalıştığını anlatamadığımız aletler. Ama çalışıyor mu hocam diye sorsanız da kardeşim çalışıyor, nasıl çalışıyor, çalışıyor bu anasını satayım diyebilirim size. Haberiniz olsun. Bülent, bak Goldfinder'ı bir ele geçirebilsen diyor Bülent. Yine önümüzdeki aylar itibariyle böyle farklı periyotlarda 4 tane daha model geliyor. İsimleriyle ilgili geçen hafta, geçen gün sizden yardım istedik. İsimlerini siz koyun dedik. Hala devam ediyor bu kampanyamız. Bu 4 cihazın ismini lütfen siz verin. Sizin imzanızla Serigraf'ta, bakın sizin imzanızla Serigraf'ında satılacak bu ürünler. Ve kazanan arkadaşıma o cihazdan hediye edeceğim. Ama Facebook'taki gönderinin altına yazmayın kurban olayım. Çalıyorlar isimleri. Yapmayın. Direkt size verdiğim WhatsApp numarasından isimleri gönderirseniz daha iyi olur. Bir de bizimle çalışmak ister misiniz? Beraber bizimle yürümek ister misiniz? Demiştim. 20'nin üzerinde internet sitemizde bayim ol diye bir formumuz var bizim. Bakın internet sitemizde ugurelektronik.com sitemizde bayim ol değil mi Ahmet? Duymayı ben Ahmet. Kulaklığı takmış. Öyle olmaz. Bayim ol. Bayim ol değil mi? Bayim ol diye bir yukarıda yazı var. Onu tıklayın. Bir form açılacak. Lütfen bu formu doldurun. Şu anda 20'nin üzerinde bize dönüş var. Geldiler. Bakıp inceledim onları ben. Hepsinden Allah razı olsun o kardeşlerimizin. Bunun yanı sıra yine bana Messenger'dan yazanlar var. İşte WhatsApp'tan yazanlar var. Facebook'tan yazanlar da var. Onların da telefonlarını istedik, adlarını aldık. Bakın arkadaşlar, şu anda bir daireniz olsa, 300 milyarlık, 400 milyarlık bir daireniz olsa, kiraya verseniz ayda 1000 lira, hadi bilemedin 2000 lira geliriniz olur. Ama ben size diyorum ki gelin beraber çalışalım. Beraber çalışalım. En az, bakın en az 4000 lirayla 10.000 lira arasında para kazanabilirsiniz. Ayda. Nasıl?
İster yerleşik düzen, dükkan olarak bir bayilik açın. Bunun için paraya ihtiyacınız var ama. 25 bin lirayla aşağı yukarı 50 bin lira arasında bir paraya ihtiyacınız var. Bir dükkan olarak açacaksanız. Ama buna gücünüz yoksa sosyal medya üzerinden de satış yapabilirsiniz. Facebook sayfası kurarız size. YouTube kanalı kurarız. İnternet sitesi kurarız. Ve bizimle bağlantılı olduğunuzu da açıklarız. Sosyal medya üzerinden kurduğunuz o ağ üzerinden de satış yapabilirsiniz. Aynı zamanda bir fiil arazide çalışacaksanız, ben bir fiil arazide bulunmak istiyorum derseniz, sizi donatırız cihazlarla. İnsanlarla arazide birebir konuşursunuz, cihazı dener, test edersiniz, sıcak satış yaparsınız. Seçilen arkadaşlar bu ay sonunda belli olacaklar arkadaşlar. Yarın zaten Cevat geliyor. Şöyle beraber. Cevat'la beraber gelecek arkadaşın adı değil mi? Erkan da değil mi? Ha, Erkan da geliyor Cevat'la beraber. Onlar Sakarya, Kocaeli bölgesini istiyorlar. Bu arkadaşlarımızı buraya davet edeceğiz. Seçildikten sonra. Burada onlara bir seminer vereceğiz. Neyi nasıl yapmamız gerektiğini anlatacağız. Takip edecekleri sırayı öğreteceğiz onlara. Ve koordineli çalışacağız. Türkiye'nin 7 bölgesinde 80 vilayetinde hiç fark etmez. Bizimle çalışacak arkadaşlarımız arıyor. Cesur olacak. Sözüne güvenilir olacak. Kendine güvenecek. Bölgesine hakim olacak. Defineyi sevecek. Bakın, buraya geldiklerinde onlarla tek tek konuşacağız. Bizimle bağları olacak. Gönül bağları da olacak. Bizimle resmi bağları da olacak. Aynı zamanda para da kazanacaklar. Amacımız hem hizmet etmek hem de hizmet eden insanların para kazanmasını sağlamak. Beraber kazanacağız. Ben sadece burada veya bakın şu anda Türkiye'nin birçok bölgesinden bizden bayilik isteniyor. Yeni cihazlar çıkmaya başlayınca göreceğim ben o milleti. Bak, göreceğim onları ben. Onların bir videoları çekilip atılmaya başlansın. Cihazlar arazide şakır şakır çalışmaya başlasın. O Türkiye genelinde satıcılar var ya, hepsini göreceğim ben. Bu ülkeye yurt dışından gelen cihazların önünü keseceğiz arkadaşlar. Hep beraber. Artık kandırılmak, dolandırılmak, yüksek fiyattan ürün almak yok. Artık yüksek fiyattan, fahiş fiyattan ürün almak yok. Adam bir kutu, bir çanta, ya plastik bir çantanın içine bir sürü alet edevatı sokmuş, yerleştirmiş. Bir sürü düğme koymuş, ekran koymuş. 30 bin lira. Ne 30 bin lira lan? Lan neresi 30 bin lira bunun? Oradaki en pahalı ürün çantanın kendisi. 500 lira. O da kaliteli, su geçirmez bir çantaysa. Lan ne koydun bu çantanın içine de 30 bin liraya satıyorsun bu adamları? Lan Allah'tan korkun ya. Arkadaşlar, artık bu millete, bizim insanlarımıza, defineye gönül vermiş insanlara, yurt dışından gelmiş kazıkları lütfen vermeyelim. Artık yeter bu yediğimiz kazıklar. Artık yeter. Abi bu çok mükemmel bir makina, 50 metreyi görüyor. Bu 500 kilometreyi, 1 kilometreyi, 5000 kilometreyi tarıyor. Uçaktan baksa yerin 50 kilometre altını görüyor. Yuh anasını satayım yani. Ne kadar abi? 100 bin lira. Ne kadar? 70 bin euro. Sen 70 bin euronun ne yaptığını biliyor musun kardeşim? Lan bu adamlar 2-3 bin lira maaşla geçiniyorlar. Sen 70 bin euroyu kimden alacaksın? Olsun abi, bir tane tokatlayayım yeter. Beni 3-5 ay götürür abi. Bakın satıcılar böyle satıyor şu anda. 40 bin liraya, 50 bin liraya cihaz satıyor. Bir tane satıyor adam ayda, bir tane. Bir tane keriz buluyor kendine. Kusura bakmasın o arkadaşım, keriz dediğim için.
Ama keriz tokatlıyor onu, satıyor onu 50 bin liraya, bir poka yaramaz cihazı. Sonra adam 8 ay yatıyor anasını satayım. Yapmayın, kurban olayım. Kendinizi aptal yerine koydurmayın. La altı üstü dedektör bu ya. La dedektör bu, dedektör. La dedektör ya. Metali görür, ayırır. Ha hoş, bazıları birçoğu ayıramıyor da. Ben kendi cihazlarım için söylüyorum. Bakın benim cihazlarımın da eksileri var. Sıkıntıları var. Yok demiyorum. Ama çok şükür 4 metreye kadar görüyor. O malum şahıslar zıplasalar da hoplasalar da görüyor kardeşim. Bak videolar geliyor yakında. Yayınlamaya başlayacağız. Çok şükür kardeşlerimiz çekip çekip gönderdiler. Biz değil ha. Cihazlarımızı kullanan arkadaşlar çekip çekip gönderiyorlar. Ayrımlı cihaz nasıl olurmuş? Nasıl 3 metreden 4 metreden 40 santim çapındaki başlıkta görebilirmiş? Mümkün değil kardeşim. Biz 1 metre çapındaki uçurtma başlıkla göremiyoruz anasını satayım. Sen nasıl 40 santim başlıkta 4 metreyi görürsün diyenler var ya. Kapak olacak onlara bu videolar. Haberiniz olsun. Yayın nasıl dönüyor? Kesiyor mu? Kesilmiş mi? Yok, yani donuyor. Donuyor. O bulunduğu bölgenin internetiyle alakalı arkadaşlar. Bizim şu anda internetimizde bir sorun yok. Benim yayınım şu anda kesintisiz devam ediyor. Bulunduğunuz bölgedeki internet yayınıyla alakalı olabilir kesinti. Haberiniz olun. Ama canınızı sıkmayın. Canlı yayından sonra da seyredebilirsiniz. Facebook bunu yayınlayacak. Ha? Şu an bize soruyor. Hı? Evet, biz de şu an soruyoruz. Evet arkadaşlar. Artık Türk milletine, definecilere, Türk definecilerine öyle çok pahalı cihazlar satılmayacak. Ben olduğum sürece satılmayacak. Son teknoloji abi. La bu milattan önce ne teknolojisi mi? Ben bunu 2006'da 2007'de Hollanda'ya götürdüğüm zaman Leo denen adam 5 ülkeye cihaz satıyor. Bak Fransa, Almanya, Belçika, İngiltere, Hollanda. Leo 60 yaşında bir adam. 72 ayrı modeli satıyor dükkanında. Ben Müslümanım diye adam bana helal kesim yemek yaptırmış. RX 16 ile gittim ben o zaman. Şimdi beğenmedikler RX 16 var ya. Adam test alanında cihazı test etti. Kendi sattığı vitrinindeki cihazlardan en çok güvendiği cihazları da aldı getirdi. Yanımda tercümanım var. Testi yaptı, geldi bana sarıldı. Tercüman dedi ki abi bunlar kimseye sarılmazlar. La niye sarıldı bu herif beni bana dedim şimdi. Adam dedi ki sen Ferrari motor Renault kasaya sahip bir cihaz satıyorsun. Bak elin Hollandalısının bana kurduğu ifadeye bak. 2006 yılında. 2006. Sen Ferrari motor Renault kasa bir cihaz satıyorsun dedi. Al bu cihazları. Bak al bu cihazı. Benim istediğim şekle getir. Küçült. 1 milyon dolarım var cebimde. Hemen vereceğim sana. Ve yılda 15 bin adet satmayı da taahhüt ediyorum dedi sana. Siz neyin hikayesini anlatıyorsunuz? O dönemlerde siz sosyal medyada dedektör yapmaya uğraşıyordunuz. Benim cihazlarımı da açarak. La kardeşim. Bizim ledleri yakmaya çalışıyorlarmış. Ahmet incelemiş onları biraz da. Bakın. Ben kimseyi kötülemiyorum. Bir emek sarf etmişsiniz. Yani başkasının emeğini kurcalayıp çalmak da bir emektir de. Bir emek sarf etmişsiniz. Bir şeyler yapıyorsunuz şu anda. Ama haddinizi bilin. Bak haddinizi bilin. Türkiye'nin her yerine benim elim ayağım uzanır. Uçağa biner giderim. Orada bir kardeşim vardır ararım. Haddinizi bilin. Kiminle konuştuğunuzu bilin. Karşınızda yeni yetme bir defineci yok ha. Haberiniz olsun. O yüzden lütfen edepli olun.
Edebinizle işinizi yapın, cihazlarınızı satın. Yakında zaten satacak kimseyi de bulamayacaksınız. Onu da söyleyeyim size. Ya düzgün yapacaksınız işinizi, ya da o cihazları satacak kimseyi bulamayacaksınız. Herkese, Türkiye'de, definecilerin hepsine bu cihazların ne olduğunu tek tek anlatacağım. Ben bunların bütün ipneliklerini biliyorum. Bu cihazların var ya, bu gördüğünüz cihazların bakın. Hepsinin tüm ipneliklerini bilirim. Tüm puşluklarını bilirim. Hepsini tek tek anlatacağım. Benim insanımı bu saatten sonra kimse kandıramayacak. Maliyeti 2000 lira olan cihazı 30 bin lira diye yerleştiremeyecek bu saatten sonra. Anlaşıldı? Evet kardeşler. Siz de safınızı ona göre belirleyin. Lütfen sosyal medyada yazdığınıza, çizdiğinize dikkat edin. Ben isim isim, bakın isim isim, hepsini alırım. Tek tek. Enteresan bir yapım var benim. En ufak detayı atlamam. Burada canavar gibi çocuklar var. Hepsinin bir görevi var. Adam adama markaj var ya futbolda. Adam adama markaj yaparım ben. Ve çok sabırlıyımdır. Beklerim. 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 Ve bir gün ansızın çıkar gelirim. Tokat'a gelirim. Manisa'ya gelirim. Bolu'ya gelirim. Kartal'a gelirim. Pat diye gelirim bir gün. Haberiniz olsun. Evet, Ahmet, sorulara geçelim. Ben şöyle Ahmet'in yanına bir gideyim. Bugün soruları atlamayacaksın Ahmet. Arkadaşlar kızıyorlar sana. Soruları atlıyor musun? Evet, sorularınız varsa hızlı hızlı alalım. Kardeşler, hepinizi seviyoruz. Çekiliş soruyorlar. Yakında cihaz var mı? Önümüzdeki ay, bu ay yine bir kardeşimize cihazını verdik. Hediye ettik. Önümüzdeki ay birkaç kardeşimiz var listemizde. Onlara cihazlarını vereceğiz. Ben sevmiyorum reklam etmeyi. Onlar kendileri söylerse söylesinler. Önemli değil benim için. Biz her ay bir veya birkaç kişiye cihaz hediye etmeye devam ediyoruz. Çekiliş soruyorsanız eğer Şubat sonunda, Şubat ayının sonunda çekiliş var. Yalnız sikkelerden alacağınız bu sefer. Sikkelerden almayan çekilişe giremiyor, haberiniz olsun. Bak söyleyeyim size. Hocam cinli bir yere götürelim, reyting görsün. Cevat sormuş. Cevat, aslında cinlerle veya tılsımlarla alakalı bir video çekelim dedi bizim arkadaşlar da. Dedim uşaklar, tamam ben sizi götüreyim. Her yer cin kaynıyor zaten. Yapalım bir şey çekelim de la kaçarsınız diye korkuyorum dedim yani. O sonra ben kalacağım, tek başıma video mu çekeceğim burada? O yüzden arkadaşlar önce o kıvama bir gelsinler, kaçmayacak kıvama götüreceğim. Ama sen kendine güveniyorsan senle gideriz bir gün. Canını sıkma. Cem Albayrak kardeşim, tılsım denen olay ne kadar doğru diye sormuş. Aldığın nefes kadar doğru kardeşim. Kucağına aldığın çocuğun kadar doğru. Şu göklerde dalgalanan bayrağımız kadar doğru bu tılsım meselesi maalesef. Keşke olmasaydı ama maalesef var. Fatih kardeşim, babam da seni seviyor demiş. Selamı var. Aleyküm selam. Fatih kardeşimin babasına selamlarımızı iletiyoruz. Biz de görmedik onu ama biz de onu seviyoruz. Eyvallah Hamza. Gururla söyle kardeşim. Hiç çekinme. Sıkıntı yok. Gökhan, evin nüfusu 8 kişi demiş. Hepsini abone yaptırdım abi. Eş dost dahil. Eyvallah Gökhan kardeşim. Sizler bu işin ne kadar ucundan tutarsanız, ne kadar bu işin altına girerseniz, inanın bu piyasadaki üçkağıtçı dolandırıcılar o kadar çabuk kaçarlar. Dolandıracak, kandıracak insanlar bulamazlar. Şu anda yandaşları Facebook'tan, forum sitelerinden atıp tutup yazıyorlar, sövüyorlar, mövüyorlar ama sadece oradan yapıyorlar. Hiçbirinin yüz yüze gelip de bize bir halt edeceği yok.
Bizim yerimiz yurdumuz belli. İsteyen buyursun gelsin kardeşim. Bakın tekrar söylüyorum. Biz kimsenin ekmeğinde değiliz. Ama başkalarının ekmeğini dolandırarak alamazsınız. Kandırarak alamazsınız. Biz 18 yıldır bu piyasadayız. 18 yıl kolay değil. Hani dedim ya, ben dedektör yapmaya başladığımda 15 yaşında olanlar bugün 30 küsür yaşındalar. Bana dedektörcülük öğretiyorlar. O yüzden biz bu insanların teveccühünü kazanmışız çok şükür. Ha, herkes bizden memnun mu? Yok. Maalesef herkesi memnun edemezsin. La, yeri gelir evdeki karıyı bile memnun edemiyorsun be. Çocuğunu bile memnun edemiyorsun. Nasıl memnun edeyim ben bu insanları? Ama kusura bakmasınlar, ben elimden geleni yapıyorum. Ha, benden memnun değil mi? Gelir söyler, kardeşim memnun değilim senden. Niye? Şu sebepten dolayı. Kardeşim benim derdim bu. Bu kadar yapabildim derim. Yenisini veririm, parasını geri veririm, helalleşirim. Olmuyor mu? Kavga ederim anasını satayım. Başka ne yapayım şimdi söyleyin bana. Hani ağzında kuş tutsan yaranamazsın diyor ya. Biz de yaranamıyoruz bazılarına. Ne yapalım şimdi? Adam cihazı kullanamıyor. Veya bir tane dallama var ya, YouTube'a video atmış. Tek para testi yapıyor bizim cihazda salak. Bir gerizekalı var. Yakında görecek hörekesini. Haberi yok. Mahkemede mesela. Yağışlı havada cihazın hassasiyeti düşer mi? Çok yoğun madeni bir bölgedeysen düşer. Bunun gibi. Onun dışında düşmez kardeşim. Canını sıkma. Yağmur yağarken kullanma yeter. Devlet el altından kazı yapıyor mu? Kardeş, devlet el altından çok şey yapar ama kimse bilmez. Bilmemesi de iyidir. Devlet olabilmesi için bunu yapmak zorundadır zaten. Onlara çok fazla girmeyin. Boş verin. Kaza esnasında yakalanırsanız eğer, yanınızda cihaz yoksa, sit alanında değilseniz, askeri bölgede değilseniz, başınıza bir şey gelmez. Alır götürürler, ifade verir, çıkar gidersiniz. Merhaba arkadaşlar dediğimiz zaman evdekiler duyunca bir gülme başlıyor muyum? Niye, komik mi diyorum ben merhaba diye? Hayırdır? 2860 define yönetmeliği kanunun müzedeki arkeologlar bile doğru dürüst bilmiyorlar. Doğru söylüyorsun İbrahim kardeşim. Müzedeki arkeolog bilmiyor. Arazideki jandarma hiç bilmiyor. Hani ben bilmem ne diyorlar ona? Eşim bilir diyor yani. Bizim jandarma da öyle. Ne söylersen söyle anlamıyor bizim jandarma. Bana ne yasak götüreceğim seni. Bana ne? Bana ne arasını satayım? Yasak tutuklayacağım götüreceğim seni. Böyle salak saçma bir yöntem var aranızda. Ama lütfen dikkat edin. Konuşun. Edepli, usturuplu konuşun. Hakkınızı sonuna kadar arayın. Emre Mesci kardeşim demiş ki bu dedektörlerin satışı yasal mı? Bu dedektörlerin satışı yasal kardeşim. Bu firmanın sanayi sicil belgesi var. TSE belgesi var. Türk patentten aldığı 22 tane marka tescili var. 2 tane, 4 tane faydalı modeli var. Tasarım tescili var. Devlet bunları bana veriyor. Fatura kesiyorum, vergi ödüyorum, KDV ödüyorum. Ama, bakın ama, niye jandarma el koyuyor dediğin zaman yakında onunla ilgili de bir videom gelecek. Bizzat jandarma karakolunda. Jandarma karakolunda çekeceğim bir videoyu atacağım size. Orada daha net anlayacaksınız kimin NATO mermer, NATO kafa olduğunu. Anlatamıyorsunuz adamlara. Hamza kardeşim, bir dakika dur. Ha, Ahmet niye randevu vermedin Cesim'e? Hamza kaldı yani. Bolca besmele çekilen tek meslek bizim meslek. Tabii arazide gece karanlığında besmele çekme de göreyim seni. Evet Serdar kardeşim. Senden güzel videolar bekliyoruz. Yeni cihaz, yeni çıktığında seni bekliyor olacak. Murat Dağışan. Bir firma Konrad GPR 800 diye bir cihaz satıyor. Bu neyin neyi gerçek mi? Çakma mı? Hangi firma Ahmet o?
Murat Dağışan kardeşim, şu Konrad Pro 800 satıyor dediğin firmanın bir bilgisini versene Ahmet'e. Kimmiş, neymiş bir bakalım. Kır karamiler. Açıl susam açıl. Gerçek ha, biliyor musunuz o? Yakup kardeşim, cihaz isimleri ne zaman açıklanacak diyor. Cihaz isimlerini de açıklayırken güzel bir sürpriz yapacağım. Biraz sabırlı olun. Kardeşler, hani diyor ya Fatih Sultan Muhammed Han. Sırrımı diyor, sakalımın yarısı bilse buradan keserim diyor. Ben çok sırlı bir adamımdır. Yeni cihazın fiyatları. Hele yok öyle. Öyle, yok öyle. Önce şu elimdekileri bir satayım. Yeni cihazlar çıkacak, biraz sabırlı olun da. Acele etmeyin yani. Bakın, Goldfinder apayrı bir makina. Onun kulvarı farklı. Daha şu anda ona rakip yok. Ben de ona bir rakip çıkartmıyorum. Goldfinder almaya devam edin. Satılıyor şu anda. Yeni çıkacak makinelerin Goldfinder'le hiç alakası yok. Onunla baş edecek şeyleri de yok. Söyleyeyim sana. Goldfinder'le daha baş edemez. Bizim yaptıklarımızla baş edemiyor daha şu anda. Soner bir şey yazmış, cevap vermemişiz Ahmet. WhatsApp numarası. Büyük ihtimalle. Telefon WhatsApp numarası. Ha. Ha. O isimlerin atılacağı telefon numarasını tekrar yazan ben. Mevlüt kardeşim, Yozgat. Yozgat'ta büyük ihtimalle ihale sende kalacak Mevlüt. Fatih kardeşim, babam seyrediyor demiş. Lütfen selam söyleyin. Söylemiştik değil mi az önce? Tamam. Devam et Ahmet. Getir. Behçet kardeşim, televizyoncular abcayip adamlar. Yani yakında bir program düşünüyoruz. Hatta çok sevilen bir dizide de reklamlarımız başlayacak inşallah. İlyas Karal. Anlattığınız cihazlardan kaç tane buldunuz? Cihazlarınızdan mı? Ha, define mi bulduk? La kardeş, yapma, kurban olayım İlyas. Şimdi burada çıkıp da şu bölgede şunu buldum, bu bölgede bunu çıkarttım dersen benim başımı derde sokar. O yüzden o sır bende kalsın istersen. Ben onu yüz yüze gelirsek seninle anlatırım. Nerede ne bulduğumuzu. Ama buradan söyletme bana. Gerçekten bulan cihaz var mı? Evet. Bizim birçok müşterimiz bu cihazlarla çok şeyler buldular. Ha, bazıları geldiler, hediyelerini getirdiler, anlattılar. Bazıları ismini verdi, bölgesini, nasıl bulduğunu, ne bulduğunu anlattı. Kimisi sadece telefonla Allah razı olsun deyip kapattı. Eyvallah Fırat kardeşim, Allah razı olsun. Evet, Fırat kardeşimiz haritaları hazırlıyor. Lütfen sabırlı olun. İnanın gece 3'lere kadar çalışıyor bunun için. Haritaları hazırlıyor. Çok güzel bir dokümantasyon çalışması yapıyor şu anda. İnanın böyle bilgilere bugüne kadar hiç kimse ulaşmadı. Özellikle Ermenilerin ve Rumların insanlardan gizledikleri, sakladıkları sırları ifşa olacak. Türkiye geneli. Nerede neleri var? Hangi yapılarda, hangi kiliseler, hangi köydeler, nerede fakir yaşamış, nerede zengini yaşamış, nasıl yaşamışlar. Hepsi yakında sizlerle olacak. Murat kardeşim bu konuda canla başla çalışıyor. Allah ondan razı olsun. Bu vazifeyi kendisi üstlendi. Yakında bu bilgilere ulaşacaksınız. Lütfen biraz sabırlı olun. Sizin için çalışıyoruz arkadaşlar. Sizin için çalışıyoruz. Bakın, ben her gün sabah kahvaltısı yaparım. Öğlen bir çorba içerim. Daha da yemek yemem. Benim şu dünyada yediğim bir tas çorba. Lan diyecek şimdi Ahmet. Ne kadar var yemez adammış. Bir tek bir tas çorbayla ömrünü geçiriyor. La yok yok. Askerden geldiğim günden beri aynı kilodayım. Kilomu o şekilde muhafaza ediyorum Allah'ın izniyle. Hani diyor ya, çok yemek, çok konuşmak ve çok uyumak. Bunlar nefsi öldürür.
daha doğrusu nefsi galyana getirir, azdırır. Bunları yapmadığınız zaman nefsinizi öldürürsünüz. Yani nefsinizi terbiye edersiniz. Biz de acizane o yolda yürüyoruz. O yüzden benim günde içtiğim bir çorba. Onun dışında bu dünyadan götürecek bir şeyimiz yok. Bizim olan o işte. Ha şu giydiğimiz çul çaput var ya. Onlar da ölünce çıkarıyorlar zaten. Ayağına bir tane çorap bile giydirmiyorlar gömerken. Kapının önüne koyuyorlar ayakkabılarınızı böyle. Oradan geçen bir gariban alıp götürüyor onu. Hani diyor ya, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Şu anda oyalanıyoruz arkadaşlar. Bir gün her kişi niyetine Allahu Ekber gömün diyorlar ve gömüyorlar biliyorsunuz. Ondan sonra başlıyor bizim hikaye. Şimdi bu kardeşiniz de çok şeyler gördü geçirdi. Bu dünyadan da bir isteği talebi yok, şükürler olsun. Vardı, verdik, yedik, yedirdik, harcadık, hala da öyleyiz. Her şeyini gördük bu dünyanın. Gamını da gördük, tasasını da gördük, sıkıntısını da gördük, acısını da gördük. Hepsini gördük. Şükürler olsun. Hapsine de girdik çıktık. Başımıza da gelmeyen kalmadı. Ama hep şükrettik. Hiç şikayet etmedik. Mevla böyle yazmış dedik kaderimize. Biz bu kapının köpeğiyiz dedik. Bu kapıdan ne olursa olsun ayrılmayacağız dedik. Bir söz verdik. Hala sözümüzü tutuyoruz. Zengin olsan ne fayda? Ne fayda? Sen kazanırsın, çocukların yer, hesabını sana sorarlar. Unutmayın bunu. Ben zamanında Yunanlı bir armatörle tanıştım. Gemileri var. Uluslararası ticaret yapıyor vatandaş. Dedim ki abi, Türkçeyi de çok iyi biliyorum. Abi dedim ya, şu zenginliğinin dedim bana bir anlat. Nereden geldi bunun, bu değirmenin suyu? Dedi kardeşim, ilk 1 milyon doları sorma. Gerisinin dedi kuruşuna kadar hesabını veririm. Siz de bana o ilki sormayın. Ben de gerisinin kuruşuna kadar hesabını veririm Allah'ın izniyle. Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Mevla zaten neyi, ne zaman, ne yaptığımızı biliyor. Ondan bir şey gizli saklı olmaz. O bizim ne halt ettiğimizi biliyor. Hani Nasrettin Hoca eşeğe binerken düşmüş ya. Hey gidi gençlik hey demiş. Ondan sonra bir sağına bakmış, bu sonuna bakmış. Lan ben senin gençliğini de biliyorum demiş. O yüzden kişi ne mal olduğunu çok iyi bilir. Arkadaşlar, biz de biliyoruz kendimizin ne mal olduğunu. Herkesten gizleriz de kendimizden gizleyemeyiz kim olduğumuzu. Herkese yalan söyleriz de kendimize söyleyemeyiz. O yüzden bu kardeşiniz kim olduğunu ne olduğunu biliyor. Ben hep söylüyorum çocuklarıma. İyi köpek sahibine ölüsünü göstermezmiş. Bakın, asil köpek sahibine ölüsünü göstermezmiş. Ben de diyorum ki bir gün ben de öleceğim, size ölümü göstermeyeceğim. Benim ölümü bulamayacaksınız. Lan niye diyorlar? Lan oğlum bunlar benim mezarımı da gelir kazar diyor. Kazarlar mı Ahmet? Kazarlar anasını satayım. Kesin Uğur Kulaç malı gömmüştür buraya diye benim mezarımı da kazarlar. O yüzden kusura bakmayın. Benim mezarım gizli olacak. Ahmet şimdiden timini sayarlamış bana bir tane. Başka soru var mı Ahmet? Hasan gökten bana gökten şeftali yağsa demiş bana patlıcan düşer. Hasan yapma kurban olayım. Niye bu kadar karamsarsın ya? Abi derdin de bir söyle bana. Bakır çubuklar iş görür mü? Su bulursunuz, boşluk bulursunuz ama altın sikinti. Tuncar kardeşim, engelli olman bir şey ifade değil. Kafan ve yüreğin engelli olmasın yeter. Bugün sen diyorsun ya yürüme engelliyim. Bugün kafasından engelli, yüreğinden engelli, ruhundan engelli bir sürü şerefsiz var. Asıl engelli onlar. Boş ver. Sen yürüyemesen de önemli değil kardeşim. Bugün teknoloji var.
Belki çok rahat arazide gezemezsin ama yine de bu işi yaparsın. Canını sıkma. Başka şeyler de yaparsın. Bir gün sohbet etme fırsatımız olur inşallah. Mücahit kardeşim, kare başlık aldım. Dediğin gibi yamaca çıkamadık. Gömecektim dedektörü oraya demiş. Vallahi kardeş, yapacak bir şey yok. Bunları alırken siz definecisiniz. Arazinin şartlarını göz önünde bulundurmalısınız. Haberiniz olsun. Orhan kardeşim, hocam senin askerlik arkadaşım var. Senin yanına geleceğiz nasip olursa. Benim askerlik arkadaşım. Tamam kardeşim, buyurun gelin. Baş göz üstünesiniz. Fatih kardeşim, kalbinin güzelliği güzel olur. Eyvallah kardeşim, o senin güzelliğindir. Hemen burada bir anekdot aktarayım size. Hazreti İsa havarilerle dolaşıyormuş. Bir grubun önünden geçerken adamlar demişler ki, senin ananı, avradını, soyunu, sopunu, artık gerisini siz biliyorsunuz. Yani Hazreti İsa'ya. Benim pil bitiyor Ahmet bu arada. Demiş ki Hazreti İsa onlara, haklısınız. Havariler şaşırmış. Biraz daha yürümüşler, bir bakmışlar bir grup daha var. Onlar da Hazreti İsa'yı övmüşler. Hazreti İsa onlara da haklısınız demiş. Havariler şaşırmış. Demişler ki, her ikisine de haklısınız dediniz. Hazreti İsa demiş ki, onlar kendilerini tarif ediyorlar. Onlar kendilerini tarif ediyorlar, beni değil. Bir insan hakkında söylediğiniz şey aslında sizsiniz. Oldu. Telefonumun şarjı bitiyordu da arkadan takviye yaptılar. Biz aynayız arkadaşlar. Birbirimize aynayız. Haberiniz olsun. O yüzden sürekli size diyorum ki sizi seviyorum. Bakın sizi seviyorum. Hamza gel gel. Benim uşak burada da. Elinizden öper. Hasta mısın şu an? Hasta olmuşum ya. Ay benim şu an hasta olmuş. Vay. Oğlum hasta olmuş benim gibi. Saç çıkartma uğraşıyor da kendisi bu aralar. Aynen. Babası gibi kel olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Ve saç çıkartma telaşına düştü. Her gün kafasından bir şeyler yapıp duruyor. Ben de diyorum ki oğlum kusura bakma, hiç kaçamazsın. Kellik bize yakışıyor. Hamza benim oğlum. Elinizden öper. 24 yaşına geldi. Şu anda üniversitede okuyor. Ve ben her fırsatta onu ona sevdiğimi söylüyorum. Ömrüm oldukça, Allah nasip ettikçe yanında duracağım, arkasında duracağım dağ gibi ve onu seveceğim. Ben olduğum sürece, ben yaşadığım sürece hiç kimse ona hiçbir şekilde zarar veremeyecek. Bugün Azrail gelse, dese ki, bu çocuğun canını alıyorum. Bana dese ki, sen bunun yerine canını verir misin? Vermeyen şerefsizdir. Vermeyen şerefsizdir. Biri şey demiş, sarımsak falan demiş. Ha. Denedik abla ya, denedik hepsini denedik. Denemediği kalmadı uşağımın. Deniyor deniyor. Ama olmuyor. En son beraber saç ektirmeye gideceğiz Hamza'yla. En kötü onu yapacağım. Tamam. Evet arkadaşlar, birbirinize sevdiğinizi söyleyin. Sevdiğiniz insanlara sevdiğinizi söyleyin. Yarın çok geç olur. Ben babamla 40 yaşından sonra barıştım. Ha, barıştım derken kavgalı değildim. Ama babam 40 yaşından sonra bizi sevdiğini söylemeye başladı. Bakın, ben 40 yaşından sonra babamın bana seni seviyorum dediğini duydum ben. 40 yaşına kadar duymamıştım. O yüzden geç olmadan sevdiğiniz insanlara sarılın, sevdiğinizi söyleyin. İnanın pişman olmazsınız. Aranızdaki muhabbet artar, sevgi artar. Bu Hazreti Peygamber'in tavsiyesidir. Sevdiğinizi söyleyin diyor Allah Resulü. Hediyeleşin diyor. O yüzden ben hediyelerimi sürekli veririm.
Yani sünnet olan sadece sakal bırakmak değil ha. Şalvar giymek değil. Allah Resulü'nün bir sürü sünneti var. Bizim yapmadığımız, unuttuğumuz, bilmediğimiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımıyla yolda yürürken el ele yürüyordu Hazreti Ayşe ile. Yani hanımı arkadan yürümüyordu. La ben şaşıyorum bu erkeklere. Adam önden gidiyor, hanım arkadan geliyor. La hanıma bir şey yapsalar arkadan ne olacak? Senin peygamberin böyle yapmadı ki. Size bir şey anlatayım. Çok sevdiğim bir mevzu. Hazreti Peygamber konu olunca benim yüreğim pırpır eder. Ben çok seviyorum onu. Allah Resulü hanımıyla beraber, Hazreti Ayşe ile beraber yolda yürürken bir duvarın arkasından bir ses geliyor. Düğün, cümbüş var. Hazreti Ayşe merak ediyor ne var orada diye kafasını kaldırıyor. Duvara da tam yetişemiyor, göremiyor içeriği. Çenesi de duvara geliyor. Allah Resulü duvarla çenesinin arasına elini koyuyor. Bakın. Hazreti Ayşe de elini koyup, elinin üzerine çenesini koyup düğünü seyrediyor. Seyrediyor, seyrediyor, seyrediyor. Bir zaman sonra Allah Resulü'nün eli acıdı, yoruldu da kurbanım ona. Ey Ayşe yeter mi diyor. Hazreti Ayşe'ye soruyorlar sonra niye böyle yaptın? Diyor ki çok hoşuma gitti. O alemlerin hürmetine yaratıldığı kişi. Alemlerin bizim yaratılma sebebimiz. Bizim yeryüzünde yaratılma sebebimiz. Yeryüzünün yaratılma sebebi. Cennetin yaratılma sebebi. Varlık aleminin, yokluk aleminin yaratılma sebebi o peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi söküğünü dikiyor. Çocuklarla şakalaşıyor. İnsanlara kızdıracak, onları hiddetlendirecek hiçbir şey söylemiyor. Konuşurken insanların yüzüne bakıyor. Seslendikleri zaman bütün vücuduyla onlara dönüyor. Hiç kimseyi rencide etmiyor. Sıkıntılı bir mevzu olduğu zaman ortaya konuşuyor. Kimseyi tenkit etmiyor. Kimsenin kalbini ve gönlünü kırmıyor. İnsanlara hediyeler veriyor. Davet ettiler mi davetlerine icabet ediyor. Bir toplumun olduğu yere girdiğinde selam veriyor ve bir yere oturuyor. Gidip baş köşeye oturmuyor. Tahta kurulmuyor. Sofrasını kendi hazırlıyor. Bulaşığını kendi yıkıyor. Hanımına yardım ediyor. Bakın bunlar sünnettir ha. Bunlar Efendimizin sünnetleridir. Bizim konumuz nereye geldi ya? Ulan arkadaş biz dedektörcüydük nereye getirdik konuya bak şimdi. Konu Hazreti Peygamber oldu mu dedim ya. Benim yüreğim pırpır ediyor. Ben onu çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen çocuklarınıza onu öğretin. Lütfen çocuklarınıza sevdiğiniz insanlara Allah Resulü'nü öğretin. Hazreti Peygamber'in hayatını öğretin. Ben Müslümanım. Elimden geldiğince yaşamaya çalışıyorum. Şu anda bizi dinleyen birçok kardeşimiz inanıyordur, inanmıyordur, yapıyordur veya yapmıyordur beni ilgilendirmiyor. Ben onları da seviyorum. Biz kimseye içiyor diye, mini etekte geziyor diye, namaz kılmıyor diye kızmıyoruz. İnanın benim onların hiçbirine düşmanlığım yok. Ben onları da seviyorum. Ama ne olursunuz? Aynı bayrak altında, aynı toprak üzerinde yaşıyoruz. Biz Müslüman Türk milletiyiz. Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazazıyla. Biz Müslüman Türk milletiyiz. Biz birbirimizi sevmek zorundayız. Birbirinizi sevmediğiniz sürece iman etmiş sayılmazsınız. İman etmedikçe cennete giremezsiniz diyor Hazreti Peygamber. Cennet kısmını geçtim. Birbirinizi sevmek zorundasınız. Saygı duymak zorundasınız. Saygı göstermek zorundasınız. Ama bu demek değil ki haksızlığa da boyun eğeceksiniz. Hayır. Haksızlığa boyun eğmeyeceksiniz. Haksızlığın karşısında eğilmeyeceksiniz. Evet arkadaşlar konuyu uzattık. Farklı yerlere gitti. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Başka soru var mı Ahmet?
İbrahim kardeşim, alan tarama videosu da olur, sıkıntı yok. İnşallah sana bir de dedektör veririz. İlyas kardeşim, numarasını al Ahmet. Bize dahil et. İlyas artık bizden. Cengiz kardeşim, görüntülü Pro 900 almak istiyorsun. Buyur gel. Arazide cihazı kullanmayı öğrenirsin inşallah. Erkan demiş ki Çubukçu Yaman diye bir vatandaş var. Ona iş teklif etmiş bu Yaman denen vatandaş. Ben bir yere çağırdım, gelmedi demiş, korktu demiş. Biz miymiş en büyük rakibi? Biz miymişiz? Ha, biz de onun en büyük rakibiymişiz. Yaman denen kardeşimizin. İşaretçiymiş bu arkadaş. Bu çizgilerden o kadar anlamlar çıkarıyormuş ki, kahve falı gibi bu Yaman denen vatandaş. İnşallah bir gün onunla da yan yana geleceğiz. Evet, o siyah malzemeyi ben de gördüm. Onda bir hile var arkadaşlar. Muhtemelen demir tozu. Dikkat edin ona. Onu bir inceleyeceğim. Muhammed, işaretlerle ilgili eğittiğim vatandaşlardan birini abi dükkanda tut, kurban olayım, seni bulamıyoruz diyor. Tamam kardeş, yakında bakın Allah nasip ederse Ramazan'dan önce işaretlerle ilgili bir haftalık bir seminer vereceğim. Bir hafta. Her gün. Birkaç saat sürecek. Bir hafta boyunca temel işaretler, işaret mantığı var. Temel işaretlerle ilgili bir haftalık bir seminerimiz olacak. İsteyen arkadaşlarımız nereden olursa olsun gelecekler ve bir hafta boyunca bu seminere katılacaklar. Ve bir hafta sonra piyasadaki şu değme işaretçiler var ya, tokat yap, manyağı yapacaklar onlar Allah'ın izniyle. Evet Hasan kardeşim, ne demek, sana selam olmaz mı ya? Allah'ın selamı üzerine olsun, seni seviyoruz. Sizi seviyoruz. Evet Ahmet, bu sefer soruları es geçmeden deme Ahmet. Hendik, dini yüksek ihtisas merkezi. Orası ne Hasan, kurban olayım. He Ahmet, neymiş o? Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi. İstanbul'da mı? Oraya beni niye bekliyorsun? Hayırdır? Da ben hoca mıyım oraya geleyim vaaz edeyim millete? Da onu hocalar yapsın, boşver. Ama sohbete geliriz, sıkıntı yok. Çok güzel sohbet dinlerim. Evet, var mı Ahmet Başkan? Tek rakibimiz Türk Hava Yolları demiş Behçet. Ne diyorsun Behçet? Resul kardeşim, istediğin zaman buyur, çayımızı, çorbamızı iç, ne demek? Başımız gözümüz üstüne. Evet arkadaşlar, saat 9'a geliyor. Sizi meşgul ettik, hakkınızı helal edin. Şaban Aydın kardeşim, defineci değilim ama sizi sevdiğim için buradayım abi demiş, Allah razı olsun. Dershane aç diyor Fırat kardeşimiz, işaret dershanesi diye. Ondan sonra bizi FETÖ'cü diye götürsünler değil mi Fırat? Yok abi yemezler. Ben dershane işinde yokum. Hiç kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Alıcura'ya selamlar. Türkiye'nin şu anda neresindesiniz? Hangi ilindesiniz? Bilmiyorum. Ama gönlünüzle ve kalbinizle buradasınız. Gönlümüzle ve kalbimizdesiniz. Sizleri seviyoruz. Bir hoş sohbet olsun istedik. Cuma günkü canlı yayınımız artık bir ritüel oldu, gelenek oldu. Her cuma 7 ile 7.30 arasında buradayız arkadaşlar, bekleriz. Duyan duymayanlara haber versin, bizden bahsetsin. Burası muhabbet dergahı, burası aşk sohbeti. Definecilerin muhabbeti de var, gönül muhabbeti de var arkadaşlar. Uğur kardeşim, inan benim gibi olmak istemezsin.
Evet. Başka var mı Ahmet? Karadeniz'e, Ege'ye, Akdeniz'e, Doğu Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu'ya, İç Anadolu'ya, 80 vilayete selamlar. Allah'ım sizleri korusun. Çocuklarınızı korusun, sevdiklerinizi korusun. Ayağınıza taş değdirmesin. Bu toprakları, bu vatanı muhafaza etsin. Bu topraklar ve bu vatan için, bu bayrak için, bu din için savaşan Müslüman kardeşlerime yardım etsin. Onları da muzaffer eylesin, düşmanın karşısında boyunlarını eğdirmesin. Mevla yar ve yardımcımız olsun. Önce kendimizi terbiye eden, sonra yaşantımızla kardeşlerimize örnek olan Müslümanlardan olmayı bize nasip eylesin. Arkadaşlar, sizleri seviyoruz. Bizler de fineciyiz. Unutmayın. Evet, Ahmet. Çıkıyorum canlı yayından. Var mı bir şey? Kardeşler, hepinize selamlar. Tekrar tekrar. Benim adım Uğur Kulaç. Uğur Elektronik'tesiniz. İstanbul Üsküdar'dayız. 18 yıldır. Gönüllerdeyiz. Sizleri seviyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.